Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Cenab-ı Hak bizi böyle bir zata ümmet olma şerefine nail eylemiş. Kıymetini bilmek lazım. Bakın İsa aleyhisselam dua ediyor. Musa aleyhisselam dua ediyor. Ne dua ediyorlar biliyor musunuz? Bakın peygamber bunlar. Ya Rabbi bizi ahir zaman peygamberine ümmet eyle. Lan peygambersin daha yani ne ümmeti? Peygamberlerden daha yüksek şeref rütben var. Ama onlar burada ne görmüşlerse ne varsa artık bunda peygamberlik rütbesini bırakıp senin yerinde olmak istiyor bir peygamber. Bu da kalmamış. Bir de ahir zamanın büyük mehdisi, Mehdi Ali Resulü de ne yapmış? Talebe eylemiş. Bakın şeref ve rütbe ne kadar yüksekse, şerefsizlik de o kadar yüksek olur. Değil mi? Şimdi çöpçünün yaptığı hatayla Cumhurbaşkanı yaptığı hata bir oluyor mu? Olmuyor. Yani bir makamın şerefi ne kadar yüksekse, orada yapacağın hata da o insanı o kadar şerefsiz yapar. Şimdi çöpçü yeri süpürmese ne derler? Ulan şerefsiz burayı niye süpürmedin derler değil mi? Ama bir cumhurbaşkanı o cumhurbaşkanlığı vazifesini bir ufak ihmal etse de mesela Doğu Anadolu memleketimizi terör işgal etse cumhurbaşkanı ağırdan aldırmış. Yani ufak bir gaflet ama memleketin yarısı gitmiş. Ne olur? Vatan haini derler. Kurşuna dizerler. Değil mi? Şerefi ne kadar yüksekse şerefsizliği de o kadar yüksektir. Şimdi bizim ümmet olmakla beraber Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a şerefimiz ne kadar yüksekse o ümmet olmayı derk edememekten, anlayamamaktan dolayı, boş vermekten dolayı da maalesef şerefimiz o nispetle aşağıya düşer. Yani bir insan taşıdığı yetkiyi, taşıdığı rütbeyi İyi bilmesi lazım ki ona muvafık hareket edebilsin. Aksi halde Allah muhafaza kayıpları da çok büyük olur. Yani şu an burada bir peygamberin olmak istediği, bulunmak istediği makamda bulunuyorsunuz. Bulunuyoruz. Bir peygamberin bulunmak istediği makamda bulunuyoruz. Ve sen peygamber değilsin. Ve Cenab-ı Hak bu ümmete daha ziyade bir tolerans tanıyor. Bu ümmet, ulema-i ümmeti ki enbiya-i beni İsrail diyor. Benim ümmetimin alimleri, beni İsrail'in peygamberleri gibidir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani bu ümmetin farklı özellikleri var. Ümmet olma özelliği taşıyoruz. Ne yapmak lazım bilmiyorum. Yani bu risalet davasına, şimdi tabii hepimiz nurcuyuz yani. Nurcu çok. Nurcuyu konuşmuyoruz. Sorsan efendim 2 milyon nurcu var. Ama nerededir? Tabii Allahu alem bis sevap la ya'lemul gaybe illallah. Bu 2 milyon nurcu yanında birer tane adam getirse 4 milyon yaparız. Tamam birer tane sadece hayatında bir kişiye vesile olsa 4 milyon yaparız. Onlar da birer kişiye vesile olsa 8 milyon yapmamız lazım. Ama bakıyorsun ortalıkta yani incin top oynuyor. Burada en büyük vazife risalet vazifesini devam ettirmek. Yani risaletin bir numunesini kendimizde derk edip din tebliğidir arkadaşlar. Bu vazifeyi omuzumuzda hissetmemiz gerekiyor. Bu da işte daha çok işte tebliğle, tebligatla, işte dini bir vazife addederek hareket etmekten kaynaklanıyor. Aksi halde şahsi olarak yaşayan Müslüman çok. Müslümana ihtiyaç yoksa her yer Müslüman dolu. Sorsan kilisedeki papaz bile Müslüman ya. Önemli olan efkar ve fikir noktasında bu risalet vazifesini kendi omuzlarında hissederek insanın ona göre yaşaması. O zaman o peygamberlerin işte imrendiği makama mazhar olabiliyor insan. Aksi halde maalesef mazhar olamıyor. Mescid-i Aksa'ya gönderip
enbiyalarla görüştürüp bütün enbiyaların usulü dinlerine varisi mutlak olduğunu gösterdikten sonra ta Sidretil Müntaha'ya, ta Kab-ı Kavse'ne kadar mülk ve melekütünde gezdirdi. Bakın mülkte gezdirmiş de, tamam anladık, melekütünde de gezdirmiş. Melekütü nedir? Melekütünden ne anlayacağız? Üstad da mülkünde melekütünde gezdirmiştir. İşte varisi mutlak falan fistan. Biz şimdi geçiyoruz böyle. Melekût ne demek? Bakın mülk var ya, melekütün yanında sıfır. Hiçbir şey değil. Melekütü gezmek ne demektir biliyor musunuz? Geçen oradan geliyor. Mülk var ya, toplu iğne kadar bir yerin, mesela bir sineğin melekütiyet aleminde, mesela diyor ki Kaf Dağı, büyük bir dağdan bahsetmişler. Halbuki diyor üstad muhakematta, bu alemdeki cüz'i şeyler melekütiyet aleminde çok büyük gözükürler. Çok değişik şekillerde gözükürler. Hani rüya aleminde buna pek çok mazhar oluruz. Mesela iki kelam çıktı ağzından. Gıybet ettin. Rüyanda ölmüş bir insan eti yediriyorlar sana. İğrenç bir sahnedesin. Böyle korkunç bir durum. Değil mi? İnsan eti yamyam suretinde bir alem kurulmuş. Bak, mülk aleminde ağzından çıkan iki tane kelime, fakat melekütiyet aleminde bir alem kurulmuş, sen ölü eti yiyorsun, ortada bir cenaze var. İşte melekutiyet alemi çok çok daha acayiptir. Ve bütün bu var olan alemlerin melekutiyet alemlerini de, melekutiyetini de Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hepsini gezmiş. Hepsini gezebilmek için de hepsi olabilmek lazım arkadaşlar. Niye Musa aleyhisselam gezemiyor? Niye İsa aleyhisselam gezemiyor? Semavatta takılı. Bakın, Peygamberimizle diğer nebiler arasındaki farkı anlamak için sadece şunu anlamak lazım. İsa aleyhisselam semada, dünya semasında semada. Allah Resulü nerede? Mülkünü gezmiş, melekütiyetini gezmiş, mahlukat bitmiş, Cenab-ı Hakk'ın ehadiyetiyle müşerref olmuş. Aradaki fark bu kadar işte. Yani onun rütbesi ne kadar yüksek olduğunu bundan kıyas etmek lazım. Tabi rütbe niye kıyaslanıyor? Sen de işte o kadar yüksek rütbeli zatın ümmetisin. O kadar yüksek bir zat. Onun yanında toz bile olsan, değil mi? Şimdi sen onbaşının yaveri olsan ne olur? Şimdi yüzbaşı da olsan, genelkurmay başkanının şoförü, yaveri kadar senin sözün geçer mi? Adam diyor ki ben diyor cumhurbaşkanının veya işte genelkurmay başkanının postasıyım diyor. Binbaşının bile önünde selam vermiyor değil mi? Ulan genelkurmay başkanının postası geldiği zaman binbaşı bile, albay bile ayağa kalkıp yerine göre selam veriyor. Adamın postası bile burada rütbeli olandan daha rütbeli. Elbette ki biz ümmet olarak onlardan rütbece üstün değiliz, haşa da. O makamın faziletini ve yüksekliğini gördükleri için onun ümmeti olmak istemişler. Sana desek ki onbaşı mı olmak istersin yoksa genelkurmay başkanının postası mı olmak istersin? O bir rütbe değil. Değil mi? Postacı nedir ki? Rütbe değil ki o bir. Devlet nezdinde bir rütbe değil. Ama biliyorsun yani, o adamın yanında bulun da çantasını bile taşısan yeter sana. İşte bu aynen bunun gibidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kapısında köpeği ol, o bile yeter sana yani. Onlar o makamı, o rütbeyi, o faziyeti gördükleri için ona ümmet olmak istediler. Ve onun bulunduğu zamanda, onun bir de davasını dava edinip de hayatını bu yolda geçirdiğini var ya, artık bilmiyorum yani, kelimelerle ifade edemedim yani bu noktayı.
sırtımız yere gelmez inşallah. Evet, Cenab-ı Hak miracı anlayabilmeyi ve istifade edebilmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Bizleri onun açtığı yolda selametle yürüyüp ruzu mahşerde yüzümüzün akıyla huzuruna çıkabilmeyi nasip eylesin.